Merhaba arkadaşlar. Bir markete muz ağacı gelmiş. Şöyle ve macun çiçekler var. Şöyle göstereceğim sizlere. Bakar mısınız güzelliklere? Ama bu muz ağacı şöyle 69,90'a devasa bir muz ağacı arkadaşlar. Kocaman bir muz ağacı. Bakar mısınız şunun büyüklüğüne? Allah'ım. Babamların da bahçesinde bir muz ağacı var. Sadece 70 liraya bu kocaman muz ağacı arkadaşlar. Muz ağacı her sene meyve verdikten sonra o meyve veren koca ana gövdeyi kesersiniz. Yanından yavru çıkartır. Ertesi sene bu muz verir. Yani bu kocaman gövdenin ömrü bir yıl oluyor. Şöyle göstereyim size. Banana diye de yazıyor. Şimdi bu güzelliği bir kenaraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde de areka palmiyeleri gelmiş. Şunu hemen şu köşeye koyabilirsem devrilmeden çok büyük çünkü. Şu areka palmiyeleri de 69 lira. Aynı muz ağacıyla aynı fiyatta. Bakar mısınız? Dolu dolu harika formu var. Çok güzeller. Sadece 69 liraya arkadaşlar. Burada 3 tane var. Diğerleri satılmış violin. Şimdi burada da bunların hepsi 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel olarak gelen çiçekler. Bunların hepsi de harika kalaçolar. Geçenlerde aldım biliyorsunuz 7 tane bulmuştum. Hepsini de aldım. Arkadaşlar bakar mısınız şunlara? Envai çeşit kalanço 25 liradan sadece. Bunlar mini, Queen'in mini kalançoları arkadaşlar. 7 tanesini alıp dikmiştim. Burada da çok fazla var. Çok güzeller. Eğer bulamadık diyenler varsa burası Gaziantep Yavuz Sultan Selim Şubesiymiş. Burası Gaziantep Yavuz Sultan Selim Şubesi bir market arkadaşlar. Bakar mısınız şunların çokluğuna? Allah'ım ne kadar güzeller, ne kadar güzeller. Şöyle yakından göstereyim size tomurcuklarını. Daha iyi görün. Dolu dolu tomurcuk bunların hepsi açtığında şöyle demet demet çiçek haline dönüşüyor arkadaşlar. Benim balkonumda da görüyorsunuz yıllardır büyütüyorum. Tüm bilgilerini aktarıyorum. Bakım bilgilerini sizlere. Bakar mısınız? En sevdiğim çiçeklerden vazgeçemediğim. Almayacağım. Almamaya çalışacağım şimdi bu güzellikleri. Çünkü çok fazla kalançam var. Balkonumda da yer kalmadı. Şu areka palmiyelerini seven areka palmiyelerini kaçırmasın. Ama efsane bir buz ağacı ve ilk defa görüyorum bir markette. Sadece 69,90'a. Şöyle göstereyim sizlere. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi balkonumdaki güzellikleri göstereceğim sizlere. Şöyle bunlarla veda edeyim. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Hemen balkona geçelim. Balkonumdaki çiçeklerin son hallerine hep beraber bakalım. Evet, BİM'deki bu kalançoları da kaçırmadım arkadaşlar. 4 tanesini aldım. Bunlara görümceme hediye edeceğim. Özellikle bu turuncu kalançoları arıyordu. Benim elimde var ama bu şekilde uyguna bulmuşken 4 tane aldım. Bir saksıya dikeceğim bu güzellikleri ve hediye edeceğim. Geçen 10 gün kadar önce de almıştım biliyorsunuz. Onları da yakından göstereceğim şimdi sizlere. Şurada göstermişken dikenler tacım var arkadaşlar. Bakın harika görünüyor. Yeniden çiçeğe durdu. Bunlar yedeklerim. Şu da bakar mısınız? Her biri tomurcukta. Dikenler tacımın tamamı içeride. Ama bu güzellikler burada dışarıda. Hem dışarıda hem içeride kontrol yapıyorum. Hep içeride kış ayını içeride geçiriyorlardı bu güzellikler. Ama bu yıl bir de dışarıda deneyerek ben bunları kontrol edeceğim. Tayland millileri dışarıda çok zorlanıyorlar arkadaşlar. Hemen etkileniyorlar. Klasik milliler daha çok dayanıklı soğuklara. Ama bunlar da şu an direndiler, dayandılar. İçeridekilerin tamamı tomurcukta. Ama buradakiler yeniden tomurcuğa, çiçeğe durdular. İçeridekileri de ayrıca göstereceğim size. Evet yine buradaki güzelliklerimi göstereyim. Sıklamenlerle başlayalım. Bakar mısınız? Buhuru Meryem. Meryem ana çiçeği. Tavşan kulağı olarak bilinen muhteşem muhteşem çiçekler. Soğukları çok seviyorlar. Ayazı çok seviyorlar. Burası da bir hafta güneş, bir hafta yağmur. Arada ziraydonlar. Kış öyle atlattık. Bu yıl çok çetin bir ziraydon geçirmedik arkadaşlar. En fazla -7'yi gördük. Geçen yıl değil, ondan önceki yıl -17'yi görmüştük. Ama bu sene
Çok şükür hiçbiri etkilenmediler Ziray Donlar'da. Şu an akşamları 0, 1, en fazla 2 derece oluyor geceleri. Ama yine de kalaşılarım hiç etkilenmedi. Yani 5 derecenin altında riske almıyordum ama bu sene 0 dereceleri gördü. Hiç etkilenmediler arkadaşlar, çok şükür. Hafif Ziray Donlar'da da cam balkonları, yine Ziray Donlar'da da cam balkonu kapattım. Bakar mısınız şu güzelliklere? O minik minik kalaşılar bu boyutlara gelecek. Şu sizlerle beraber aldığım, onu da göstereyim. Şöyle, şu sizlerle aldığım, Bin Market'ten aldığım kalaşılardı. Ama bu turuncuları özellikle görümcem için aldım. Bu turuncuları inşallah ona hediye edeceğim. Bir saksıya diktikten sonra. Bunlar da bakın çok mutlular. Böyle yedili aranjman olarak saksıya dikmiştim. Çok mutlu görünüyorlar. Arkadaki yılbaşı çiçeklerim sürekli açıyor arkadaşlar. Yakından göstereyim sizlere. İnanılmaz güzel çiçekler verdiler. Çok mutlu büyüdüler. Şöyle yapmaya çalışalım. Bakar mısınız yılbaşıların güzelliklerine? Sürekli açıyorlar. Biraz daha yaklaşayım. Yukarıda kaldı. Eğer yerim olsaydı Bin Market'teki o kalanşuların hepsini almak istiyordum. Ama maalesef yerim yok. Yoksa ben o güzellikleri kaçırmam. Şu geçenler şöyle geçiyorlar ama sürekli tekrar tomurcuğa durup tekrar çok şükür çiçekler açtılar. Bakar mısınız güzelliklere? Harika güzellikler arkadaşlar. Bunları da Bin Market'ten sizlerle beraber almıştık. Şu arkadaki hala açmadı. Ninnoşum. İnşallah beyaz olur diye bekliyorum. Kocaman oldular ama açmadılar. Şöyle arkaya doğru da arkadaşlar. Şurada bir ciğerim var. Şöyle ilerleyelim. Size göstereyim. Bakar mısınız? O diğer arkadaşlar çok fazla kızaran tür değil. Bakın şu daha çok kızaran bir tür. Ön taraftaki. Arkadaki kocaman bir kalanş oldu. Ama çok kızarmadı. Yanında da bir Oferium galiba. Buradan göremiyorum. Bir tür var. Şurada da bir yeşil aşkın gözyaşı var. Şurada bir arkadaşlar Himalaya sukulent var. Yine para ağacı var. Şöyle bir güzellik. Variegata yeşim ağacı var. Şurada yeşim ağaçlarını budadıktan sonra böyle bir yedeklemiştim. Şurada bir kurdele çiçeğim var. Şöyle bir tesbih çiçeğim var. Ezilmesin diye içine doğru topladım. Şöyle coşkuyla maşallah her tarafını doldurdular. İçine de sedum düşmüş. Maşallah sedum da her yerinden çıkmış. Şöyle güzellikler. Şuradaki şöyle ilerleyebilirsem bir saniye tripodu ayarlayayım. Sizlere şuradan göstermeye çalışayım. Aralara girmeye çalışıyorum. Şu kalanşolarım arkadaşlar bakar mısınız? Maşallahınızı alırım. Temmuz ayına kadar bunlar böyle çiçekli olacak arkadaşlar. Aylarca çiçekleri üstünde kalıyor. Kuruyan çiçek dallarını kesin. Sonra bakın böyle tekrar tomurcuğa duruyorlar. Sürekli tomurcuk çıkartıyorlar. Enerjisini kuruyan çiçek dallarına harcamasınlar. Bakar mısınız? Şu da benim turuncum. Arkada sarım var. Her rengi var. Şöyle Vivian burada harika renklendi. Yanına birkaç tane tesbih yedeklemiştim. Onlar da güzel oldu. Şurada bir güzellik. Dikenler tacım. Kırmızı olan. Onun yanında ebe gümeci vardı. Onu söktüm, salata yaptım. Şöyle şurada ilerletebilirsem çiçekleri kırmadan, kulaklıkla çekim yaptığım için kulaklığın kablosu hemen bir yerlere takılıyor. Evet, şimdi takıldı, düzenlemeye çalışıyorum. İşte arkadaşlar burada da sarı dikenler tacım var. Bunlar yerliler, soğuklara dayandığı için sürekli olarak bunlar balkonda kaldılar. Hiç içeriye almıyorum onları. Çok yıllık arkadaşlar, kaç sene oldu bunu alalı. Küçücüktü, minicik bir fideydi. Çiçek pazarından almıştım. Kocaman oldu. Yanına da yedekledim. Şöyle de burritolar, morganyumlar oradalar. Ama şu güzellikleri size göstermek istedim. Geçiyorlar çünkü. En azından açmışken sizlere göstereyim. Şöyle güzellikler. Her yerim, önüm, arkam, her yerim çiçekle dolu. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Maşallah, subhanallah. Şimdi balkonuma geçiyoruz arkadaşlar. Sukulentler ne durumda onlara bakalım. Şöyle yapmaya çalışalım. Tripod çıktı yerinden. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız renklerin en güzel tonları muhteşem oldular. İşte biz bu kış renklerine bayılıyoruz sukulentlerin. Şöyle gözünüz gönlünüz şenlensin. Umarım görünebiliyordur.
Tek yeşil tür bile kalmadı. Yeşil olanlar bile arkadaşlar pudramsı bir renk aldı. Gerçekten harika oldular. Hep söyledim kivi tiri kalır. Üç renk alacak. Üç renk çünkü bu ayenyum türleri arkadaşlar. O üç rengi de baharda göreceğiz diyordum. Bahar başlamadan bu güzellikler renklenmeye başladı. Kivi tiri kalır burada. Ziraidon örtüsü aşağıda. Altta ziraidonları bekliyor. Çıkartmadım yerinden. Şöyle göstereyim sizlere. Gözünüz gönlünüz şenlensin. Umarım gösterebilirim. Şu güzellikleri bir hayli de rüzgar var şu an esintiyle. 2 gün yağmurlu, bir gün güneş var, 2 gün yağmurlu gibi bir hava durumu gözüküyor. Ama akşamları sıfırla 1 dereceye kadar düşüyor. Şöyle göstereyim. Bir hafta baharı yaşıyoruz, bir hafta kışı yaşıyoruz. Artık mevsimler de yer değiştirdi. Bu çiçekler de Allah'tan havalar ayaz, buz gibi ve renklendiler, kendilerine geldiler. Özellikle bir en son yağmurlarda bir gün suyun altında bıraktım yağmur suyunun. Sonrasında da bir hafta güneş olmuştu. Suya doydular. Mutluluğunu görebiliyorsunuz. Şöyle ayarlamaya çalışayım. Bakar mısınız şu güzelliklere? Ghost saksım. Şunları da yukarıdan göstereyim. Tek tek gösterecek olsam çok uzun sürer. O kadar çoklar ki. Hangi birini göstereyim sizlere? Aa, şöyle kızıllar geçidi. Misler gibi. Arkadaşlar kamp ateşleri bunlar. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Ayaz gördükçe renklendiler. Ayaz gördükçe renklendiler. Muhteşem oldular. Şöyle sizlere göstereyim. Şu para ağacı da orada kocaman oldu. İnşallah havalar ısınırsa ben bu güzelliklerin yerlerini birçoğunu değiştireceğim. Sıkışanlar oldu çünkü gördüğünüz gibi. Onların hepsini yerlerini değiştireceğim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Şu mendozaların pis saçıyorlar arkadaşlar. Şurada kupitler, yanında nana hukumini, arze, çilli güzellik. Şuna bakar mısınız? Çilli çilli. Ama şu güzelliği şurada arada kaybolmasın. Onları da göstereyim. Bu da akualislerin minik yapraklı olanı. Öbek öbek harika arkadaşlar. Oradan dolup taşmıştı biliyorsunuz. Ben onu kışın ortasında saksısını değiştirmiştim. Bir kısmını bölüp başka saksıya almıştım. Şöyle güzellikler. Yine burada da hep kulaklığım çıktı. Bir saniyenizi alayım arkadaşlar. Şöyle şurada da yine biliyorsunuz benim saksılarım var. Onlar da orada renkleniyorlar. Kulaklıkla çekim yapmazsam dış gürültüler çok fazla geliyor videoya. Dışarıda trafiğin gürültüsü, kalabalığın gürültüsü onlar olabiliyor. Bu nedenle inşaat da oluyor arkadaşlar. Bu nedenle kulaklık kullanıyorum. Bakar mısınız şu güzelliklere? Bunlar artık bebiş dememek lazım. Bunlar abla oldular, büyüdüler. Minik 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 büyüttük bunları. Şimdi kocaman oldular. Şurada da susamış bir güzelliğimi göstereyim size. Bakın bu da yine yapraklarım. Nasıl susamışlar? Bunları da yağmur suyunda sulayacağım inşallah. Bu güzellikleri. Evet arkadaşlar burada da anaçlarım var. Ama renklerine bir bakar mısınız? Şunların renklerine. Ay şu an o kadar soğuk ki. Bu soğukla harika renkleniyorlar. Bakın şunun rengine alev alev. Lüella red yakıyor orada. Maşallah şurada pink trompet. Sonbaharda bu çok renksizdi. Şu Dusty Rose hiç rengi yoktu resmen. Şimdi o kadar güzel renklendiler ki bizi kendilerine hayran bırakıyorlar. Bu da bakar mısınız? First Lady. Pink donlu arkadaşlar. Şöyle renkleri göstereyim sizlere. Bu şekilde her birinin rengi şu gövde kısmı da renklendi. Kristatamın. Harika bir kristata. Şu Madiba'nın uçları renklendi. Havada kararmadan sizlere bu videoyu çekmek istedim. Şöyle umarım karanlık çıkmaz. Çünkü iyice hava karardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Anca vakit bulabiliyorum. Evet, bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Şu renklerle, şu güzelliklerle size veda edeyim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.